İşçi sendikaları taşeronlaşmaya karşı CHP Çalıştay'ında birleşti. Ortak mücadele vurgusu yapıldı. Birlikte mücadele edersek herkes hakkını alır. Herkes hakkını alır. Yan yana durmak mecburiyetindeyiz. Beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bu konuda bütün işçi konfederasyonları ve sendikalar birlikte hareket etmelidir. Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen Çalıştay'da açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taşeronlaşmadaki artışa dikkat çekti. Taşeron işçilik 21. yüzyılın bir köle ticaretiydi, emek ticaretiydi. 2002 yılında bize verilen bizim bildiğimiz rakamlar 387 bin taşeron işçisi varken bugün bu sayı 2 milyonu aşmış durumda. Çalıştay'ın açılışında söz alan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise taşerona kadro konusunda verilen sözlerin tutulmasını istedi. Sayın Davutoğlu çıktı dedi ki ben herkesi kadro alacağım. İşte geldik 2017'nin sonunda işte bugün biz kadroyu tartışıyoruz, nasıl olacağını tartışıyoruz, ne yapmamız gerekeni tartışıyoruz. Çalıştay'da DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Hak İş Genel Sekreteri Osman Yıldız da birer konuşma yaptı. Kesinlikle bu ülkede taşeron yasaklanmalıdır. Salondaki taşeron arkadaşlara ben soruyorum. Siz ne diyorsunuz? Özel sözleşmeli personel gibi çözümleri beğenmediğimizi, karşı çıktığımızı belirtmek istiyoruz. Türkiye'de dünden bugüne taşeron işçilik, taşeron işçiler nasıl güvenceli olacak? Başlıklarında oturumların düzenleneceği Çalıştay'ın sonuç bildirgesi, çözüm önerisi olarak hükümete iletilecek.